aile köftesi. Yarım kiloya yakın dana kıyma, 1 adet orta boy patates, 1 adet orta boy kabak, 1 adet yine kuru soğan, 1 tutam maydanoz, hatta maydanozu daha bol bile tutabilirsiniz. 1 adet sarısıyla beyazıyla yumurta, 4 dilim tost ekmeğinin içi, 1 su bardağı un, karabiber, tuz ve tüm aile sofra başında. Şimdi aile köftemiz için bakın neler yapıyoruz. Bir annemiz var. Aile köftesi deyince aileci olmalı. Evet. Üç annemiz ben aslında. Ben de anneyim. Evet, üç tane annemiz. Üç anne. Vallahi öyle. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Ha demiştim ya ben hani sadece kıymayla köfte yapmak tamam. Evet tabii ki hepimizin yaptığı bir şey ama onun içine biraz sebze kattığımız zaman hem çocuklara yemeyenlere yahut tabağa yedirmiş oluyoruz. Hem daha bereketli oluyor. Hem de aynı zamanda daha ekonomik oluyor. Evet. Aynen. Az kıyma. Az kıyma bol ekmek. Bol ekmek. Şu an biz mesela çok fazla yapacağız bence. Evet. Yani bir hayli çok yapacağız. O yüzden böyle bir kıyma görüyorsunuz. Ama hayır aslında öyle değil. Bak orada kıyma ne kadar az, yarım kilo mu? 700 Şimdi şöyle gram söyleyeyim. Tabii sizin dolaştığınız evler ve sizin bereketlerinize göre az. Ama normal 3 ya da 4 kişilik bir aileye göre çünkü. Oldukça çok. Şimdi bu arada efendim ben yaptıklarımı da söyleyeyim mi? Bu kısmı evet. Önemli çünkü. Bir tane patates ve bir tane kabağı rendeledim. Bunların mutlaka suyunu süzüyorum. Çünkü çok su bırakan şeyler bunlar. Bunların sularını süzerek sonra köftenin yani şekil almasında yoğunlaşmasına zorluk çekebiliyoruz. Çok daha un gerekir o tabii, zaman. Daha çok daha un ekmek gerekiyor. Un olunca da unun oluyor. Yani. Siz unu mutlaka silkeleyip hatta silkeleyip. Şimdi yapacağız onu. Evet. Ben bu kısmını güzel yapıyorum. Yani tek başımayken tabii yaptığımda öbür halini de yapıyorum ama kayınvalidem varsa şekil vermeyi ona bırakıyorum. Çünkü kayınvalidem senelerin verdiği bir alışkanlık. Şekli de aynı olacak ki hepsi. Öyle şeylerim tabii, var. Bak, burç mu? Ben anlamam da ne bileyim öyle bir şey yay takıntı mı? Ama var mıdır öyle yayın öyle özellik? Bu zerrin özelliği. Bu zerrin özelliği. Zerrin özel. Ben, çünkü kayınvalidem mi bileyim, misafirimi bileyim, şimdi kaç tane yapacağımı bileyim. Şey yapar mesela, o köfteler mutlaka sayılır. Bakar, bundan 52 tane çıkar. Ya. Bundan 55. Hepsi aynı boy, inanamayacaksınız şimdi. Kaç yıllık evlisin sen? 19 bitti. 19 bitti maşallah. Yani bu arada yaş konuşması yaptık, söylemeyeceğim yaşını. Bilen biliyordur zaten, şok oldum. Gerçekten. Bu arada bak ne kadar çok su bıraktı. Evet. Hemen konuyu değiştiriyoruz. Bu çok önemli. Yok hiç girmeyeceğim. Ya. Ama şey annene sordum kayınvalidene kaç yaşında dedim Çiçek Hanım. Vallahi bilmiyorum dedi. Şaka yapıyor zannettim. Yemin ederim bilmiyor. Ha dedim ki nasıl hesaplayacağımı bile bilmiyor. Morayı biliyorum 73 ama. Neyse. Neyse seneler yok. Seneler yok. Seneler yok. Bilmiyor. Yani senin... Sonra sen söyleyince öyleydi. Sonra ben de böyle oldum. Ne? 10 yaş küçüğüm bu aradan işte. Evet. Dersen. Şimdi. Bir patates, yarım kabak koydun. Bir kabak. Tamam, bir kabak. İkiye bölmüştüm. Tamam. Evet. Sonra ne geliyor? Bir tane de soğan koydum içine şimdi. Peki. Rendelenmiş. Onu da sıktım suyunu. Bunların hepsini. Ondan sonra maydanoz. Bolca maydanoz bir koydum. Bir tutam maydanoz. Evet. Bir tutam küçük küçük doğranmış maydanoz. Bir tane yumurta kırıyorum. Buralarda çok fark yok yani aslında. Evet. Öbür kısımları aynı gibi bir şey oluyor yani. Yumurtamızı sırada. Yıkadık sayın seyirciler. Benim izleyicim öyle şeyleri. Şey söyleyeceğim ben zaten yıkayıp İşte ama böyle bir yazıyorlar hemen. Dolaba da yıkanıp konuyor aynen. Genelde. Aynen. Aslında yıkamamak gerekiyormuş ama böyle hijyen olsun diye yıkanıyor birçok evde. Bayağı ekmek çok. Koydun. Yani şöyle diyeyim tost ekmeği dilimiyle 4 büyük tost ekmeği diliminin içi. Tamam. Ben ya galeta unu yahut da tost ekmeklerinin içini tercih ediyorum. Hı-hı. Beyaz ekmekle daha zorlanıyorum. Yani normal ekmek içiyle daha zorlanıyorum. Çok tatlım sen oradan gözükmezsin. Yan kalmışsın şöyle gel. Gözük sende. Tuz koyuyorum. İşte yani biz ekmekçiyiz Türk halkı olarak. Evet, ekmek evet. İlla artar. Ama ben bunun hemen... da özelliği bu. Bunun ya. Özelliği evet. Bu. Köftenin özelliği bu. Çünkü tutmaz başka türlü için. Şu yemeğimize sebzeler. Bakalım mı şöyle bir ne durumda? Evet, Çiçekçim. Keyfi yerinde. Galiba. Evet, evet suyu da var. Tamam. O daha suyunu çeker biraz yavaş. Devam etsin. Aynen öyle buradan kıymamızı ne da... kıyması tercih ediyor sizin ne? Dana.
kokmasın ve, diyorsun. Mümkünse çok az yağlı. Yani çiğ köfteye benzer bir et çektiriyorum. Yani çiğ köftede sıfır olur ya yağ. Bu arada yoğurma uzmanı olarak, yani seyretme olarak bayağı iyi yoğurdu. İyi mi? Ha, İnanılmaz havalı bak burasıyla böyle böyle kadın böyle böyle yoğurdu. Oradan da şuradan da üstten bak, de şöyle destek. Bak. Görüyoruz Nursel Hanımcığım, hep görüyoruz bak, bunları izliyoruz. Yapıyoruz ama yani. İnanılmaz güzel yoğurdu ya. Bak gerçekten. Tamam mıdır? Tamam. Olmuş tamam. mudur ustam? Olmuştur olmuştur. Ustam geliyor. Bu şimdi. Arada açayım ben. İşin en zor kısmına aslında geliyoruz. Şimdi bunu yapması çok zor görünmüyor gördüğünüz gibi. Bunu böyle çevirince açılıyor mu? Evet, hangisini olduğuna bak. Aynen o. Daha da açalım. Bayağı açabiliriz. Tamam. Zaten. Bu yağ iyi midir? Biraz daha koyalım mı? İyi midir size? İyi iyi. Ben kendim koyayım. Tamam. Peki. Ayarlarım. Kıymadenin azar azar dediğim gibi. Aman çok koymak yok. Nerelisiniz? Bak, siz nerelisiniz? Hep İstanbul. İstanbul. Ama siz anne tarafından şey de var. Selaniklilik var. Bir de baba tarafından da Konyalılık var. Mevlana'nın birinci dereceden torunları kayınvalidemler. Mesela Bora'nın, Ardahan'ın isimleri filan Konya'da soy ağacında çakılıdır. Çok tatlı. Evet. Anlatın. Evet. Bakın bunlar değil. Böyle sülaleden kalma evet. Mevlana'nın şapkası. Ay ne kadar güzel. El işi yapılmış. Bu. Ya. Babadan çocuklara kalan bir şey. Ne kadar güzel. Şimdi Nursel şu ana kadar çok yani pratik bir şey yaptık ama gerçekten bu kısmı en önemlisi. Çünkü bu biraz böyle yumuşak bir şey. Bunu tutturmak, oturtmak çok önemli. Gördüğün gibi aynı boyda. Şöyle onu dengeledin. Kaşığın ucuyla alıyorsun mesela. Bir göz bak detay görsün. Doldurmuyorum. Elini batırdın ama bak kaşı doldurmuyorsun da ucunu şöyle alıyorsun. O zaman eşit oluyor hepsi. Az önce zaten gösterdim. Kaşıkları bu kaşık mı bu? Hayır. Bu kaşık. Ya keşke onu kayıtta yapaydı. Bu kaşık. Yani şöyle bir kaşık olacak. Şimdi elinizi hiç çiğ köfteye değdirmezseniz. Değdirmiyorum. O zaman yapışmıyor değil mi? Evet. Şekerim. Aa, bunu bana söylemediniz hiç. Ben yapış yaparım. Aa, yok bak böyle. Bak şöyle önce yapınca. Hiç, evet önce unu. Ben oralarda ne savaşlar veriyorum. Hadi. Ben orada ne savaşlar veriyorum. Yapayım gel. Dur zaten elim hoşuma. Öğrendiğin gün bugündür. Vallahi billahi böyle yapacağız. 19 sene sonra. 19 sene ama bak yeni keşfetti yani. Şu kısmında yoktu bak, işe. Bak gördün mü? Bu arada şeyin altını kapattım ben. Tamam, patatesin altını patatesi. Kapattım. O oldu bitti. Şimdi kızgın yağ, bunları bu şekilde atıyoruz ve çevire çevire normal köfte, kuru köfte yapıyoruz. Bu tarz kızartmalar yaparken nedir püf noktası anneciğimiz? Yağ nasıl olacak? Çok kızgın olacak. Yani mümkün olduğu kadar kızgın olacak. Yoksa yağ çekmesin.